27 Mayıs'ta akşam saatlerinde gökyüzünde parlayan bir cismin düştüğü bazı vatandaşlar tarafından görüldü. Göktaşı olduğu değerlendirilen cisim Trabzon, Artvin, Malatya, Elazığ, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Sivas, Tunceli, Erzincan ve Ardahan başta olmak üzere birçok şehirde göründü. Sivas'ta birçok noktadan yapılan göktaşı düştü şeklindeki ihbarlar üzerine ekipler arazide inceleme yaptı. Sivas'ta Gürün, Kangal ve Şarkışla ilçelerinde birçok kişi jandarmayı arayarak göktaşı gördük şeklinde ihbarlarda bulundu. İhbar üzerine AFAD ve UMKE ekipleri göktaşının görüldüğü iddia edilen noktalarda inceleme başlattı. Yapılan alan taramasında herhangi bir belirtiye rastlanılmadı. Çevrede, köylerde yaşayanlar bir ışık huzmesinin karanlığı aydınlatarak düştüğünü söyledi. Biraz daha aşağıda geldiğini söylediler ama ışığın şu an daha net bir bilgi yok yani. İsmi neydi baba? Hangi tepe? Tam karşı Kangal Tepesi'nin üstü. Şahinkaya. Şahinkaya tarafında güzel böyle bir sapsarı davara geçirirken büyük bir sapsarı ışık yandı. Böyle lık diye böyle düştü. Ondan sonra söndü, ne olduğunu bilmiyoruz. Bingöl'de ise yakından görülen ve cep telefonlarına da yansıyan görüntünün ardından Karlova ilçesine bağlı bazı köylerde vatandaşlar göktaşını aramaya çıktı. Cep telefonlarının fenerleriyle arama yapan vatandaşlar göktaşının Bingöl ile Erzurum arasına düştüğünü ileri sürdü. Geç karayolunda Gence'ye dönüyordu ve gökyüzünde aleve benzer bir cisim düştüğünü gördük. Daha sonra sosyal medyada göktaşı olduğunu öğrendik ve göktaşı Bingöl'e düştü. Göktaşı olduğu değerlendirilen cisim cep telefonu ve güvenlik kameraları tarafından görüntülenirken uzmanından da çok önemli bir açıklama geldi. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Ozan Ünsalan, olayla ilgili yaptığı açıklamada bunun bir meteor olayı olduğunu ifade etti. Ünsalan vatandaşlardan kendileriyle temas halinde olmalarını rica etti. Bazı raporlar geliyor, bizlere ulaştılar hem yetkili merciler hem de vatandaşlarımız. Dolayısıyla bu olayı araştırmaktayız. Şöyle sorular geliyor esasında, şöyle bir takım raporlarda yani bilgilerde. İşte bu NASA'nın açıkladığı olaylarla bağlantısı var mı? NASA'nın açıkladığı göktaşı düştü düşecek. Şunu kesinlikle baştan bir söyleyelim. NASA'nın açıklamaları tabii ki dünyaya asteroidler yaklaşıyor. Dünyaya asteroidler çarpacak. İşte bir göktaşı çarpma ihtimali var. İşte kimisi diyor ki işte çok yakından geçecek. Dolayısıyla bir çarpma ihtimali yok. Bunların her biri mümkün. Açık ve net söyleyelim. Dünyaya bir göktaşı çarpma ihtimali de mümkün. Her gün esasında dünyaya göktaşı zaten çarpıyor. Şunu söylememiz lazım. Bu konu özelinde. Muhtemelen Erzurum'da, Muş'ta, Trabzon'da ve Rize'de zaten gözlenmiş bu olay. Vatandaşlarımızdan da bize ulaşmaya devam ediyorlar. Yaklaşık 2-3 saniye kadar sürüyor. Bir gök gürültüsüyle birlikte, arkasından gelen gök gürültüsüyle birlikte bir patlamadan bahsediyoruz. Bu bir meteor olayı olduğu kesin. Onu baştan söyleyelim. Bir yandan da uydu görüntülerinden de takip ediyoruz. Bulabilmeye çalışıyoruz bunları. Hem bizden hem gerekirse NASA'daki temas noktalarımızdan. Şunu söylemekte fayda var diye düşünüyorum. İlk etapta belirlemelere göre diyelim Erzurum tarafından Artvin'e doğru bir gidiş söz konusu. Buradan da Batum tarafından Karadeniz'e düştüğüyle ilgili bir şüphelerimiz var. Fakat bu yön olarak biraz fark edebilir. Gürcistan tarafına da düşmüş olabilir. Denize sol taraftan, daha doğrusu kuzeybatı tarafından da denize düşmüş olma ihtimali yüksek. Çünkü Trabzon, Rize, Bayburt gördüğüm kadarıyla harita önümde açık. Burada da görülmüş. Olayı takip etmekteyiz.